Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet. Akbaş yavrumuzu getirdiğimizden beri hiç video çekemedik onunla. Çünkü ben hayvana gittim. Babamın beli rahatsızdı. Babamı evde dinlendirdik. Şu anda kendisi bugün hayvana gitti. Evde kaldım. Bugün Akbaş için kulübe yapacak. Yapacağız, yapacaktık. Yapmaya da biliriz, yapabiliriz. Çünkü bir önemli sorunumuz daha var. Arkadaşlar Akbaş yavrumuzun dili yapışık. Bu dilçik denilen bir olay varmış. Eskiden dedem bahsediyordu. Ben bunun az yemek yediğini, işte yemeklere biraz işte su içerken falan sıkıntı yaptığını fark ettim. Ki bugün baktığımda dilinin yapışık olduğunu gördüm. Şimdi bu GoPro pek netlemiyor. Telefonla çekip size de göstereceğim, bakın. Evet arkadaşlar, şimdi daha iyi netleştirdiği için telefonumuzun kamerasına geçtik. Şimdi size dilini göstereceğim. Semiham yakına gel. Bunu eskiden dedem de bahsediyordu, dilçik delinen olay diye. Bakın dilinin şu tarafına bir bakın. Şöyle açayım, bakın şu ucu var ya, bakın. Ucu şu anda yapışık, bakın dilini dışarı çıkartamıyor. Bir göstereceğim bir saniye, veteriner abin de böyle yapacak, bakın. Bakın arkadaşlar, şu kısım, şu kısım, bakın yapışık, bak. Evet, şimdi ben hemen veteriner abimizi aradım. Birazdan gelecek, vetmeni aradım. Dedim ki abi, bizim bu köpeğimizin dili yapışık. O da cerrahi bir operasyonla halledebileceğini söyledi. Çünkü su içerken, işte sulu gıdaları yerken dilinin ucu yapışık olduğu için böyle sırt bölgesinde yapıyor. Dışarı çıkartamıyor. Beni üzdü açıkçası. Neden oluyor diye sordum. Olmasının sebebi de ırklar saflaştıkça, safkanlaştıkça akrabalık derecesi o kadar çoğalıyor. O yüzden böyle kalça çıkıklığı da oluyormuş bazen. İşte dilinin yapışıklığı, dil zarının yapışıklığı da oluyormuş. Bundan kaynaklanıyormuş. Küçük bir operasyonla halledeceğiz ama üzüldüm. Isırma elimi, elimi ısırma lütfen. Lütfen elimi ısırma. Evet arkadaşlar, şimdi veteriner abimizi bekliyoruz. Veteriner abim geldikten sonra operasyonla dilini halledeceğiz inşallah. Bakalım o da son tanıyı koysun. Gençlik aşısını yaptıracağız. Çünkü gençlik aşısının olması gerekiyor. 21 gün sonra tekrar gençlik aşısını tekrarlattıracağız. Sağ salim büyüteceğiz inşallah. Şimdi buna taşınabilir kulübe yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hayvanların içine götürürüm, yeri gelir koyunların içine götürürüm, yeri de gelir kapının önüne getiririm, çünkü gözümüzün önünde olmasını istiyorum. O yüzden bunu 6-7 aylık olasıya kadar içinde durabileceği bir kulübe yapacağım bugün, nasip olursa. İşte veteriner abimiz gelesiye onu bir planlayayım bakalım, hem onu göstereyim, size söz verdik. Bu arada Kandişle bizimle. Kandişe hani iki erkek akbaşım daha gelecek, 3 tane dişim, 2 akbaş köpeğim, 5 tane olacak. Kandiş'in agresif davranmasından dolayı Kandiş'e bize veren abimize geri verebileceğimizi söylemiştim ama şu anda bizde yani Allah muhafaza herhangi bir sıkıntı, sorun teşkil ederse yani onu ona sahiplendireceğiz. Çünkü burası dediğim gibi turistik bir bölge. Çocukların gelmesi, işte bisiklet sürücülerinin gelmesi, artı bir de Frigya bisiklet yolu diye geçer. Hem yürüyüş yolu hem bisiklet yolu burası. Siz benim demek istediğimi anladınız ama şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi köpekler duygusal, belki anladı bizim dediklerimizi ya da hissetti. Şu anda çok sakin, kimseye de saldırmıyor. Öyle arada bir salıyor, haber veriyor. Belki de gitmez yani. ama sınırları zorlarsa, dediğim gibi Kandişi bize veren abimize Kandişi geri teslim edebiliriz. O da çok değerli bir abimiz zaten. Köpeklerine gayet iyi bakıyor. Ama hiç vermek de istemiyorum arkadaşlar. Sen uyudun mu sen? Sana kulübe yapacağız şimdi. Kulübe yapacağız. Kulübe yapalım mı sana? Sana güzel bir yer yapalım mı? Benim çıkma dolaplarım var arkadaşlar. Onlardan bir tanesini ben bir ayarlayayım bakalım. Buna uygun bir şey yapabileceğiz mi? Dediğim gibi istediğimiz yere o götüreceğimiz bir kulübe yapacağız. Tekrardan söylüyorum. Kandiş bizimle. Eğer ki o çizgi belli, o sınır belli, bir sıkıntı olacak olursa Kandişi aldığımız abimize geri verebiliriz ama şu anlık öyle bir durum söz konusu değil. Bu da burada bitsin hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi sana kulübe yapmaya. Bakın 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 bakın. Bakın şu anda daha net görüküyor. Gördünüz değil mi arkadaşlar dilinin yapışıklığını? Isırma, parmağımı ısırdın. Bunu şimdi o akburnunu çıkarıyorsun. Senin akburnun böyle 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 böyle. Hadi bakalım.
Evet. Kulübü olacak dolabımızın bir parçası bu. Biliyorsunuz mutfağı değiştirdikten sonra bir sürü parça çıktı. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi getirdim. Şurada parça ağaçlarımız var. Şimdi şundan çatı yapacağım. Çatı ağacını yapacağım. İkiye keseceğim. Şöyle V şeklinde çatı yapacağım. Kapıları da söktükten sonra şunun bu tarafını azıcık daha güneşe çekeyim de gölgeye çekeyim de orada çalışalım. Şöyle hani U şeklinde girişler oluyor ya. O şekilde bir şey yapacağız. Buna ne kadar yeter arkadaşlar? Dediğim gibi biraz büyüyüp kendine gelesiye kadar 4-5 aylık aklı başına gelesiye kadar bu kulübe onu idare eder. Daha sonra diğer köpekler de geleceği için 2 tane daha erkek alacağız ya, büyük tuğladan bir yer yapmayı düşünüyorum sağlam bir şekilde. Ama şu anlık bizim minimiz için bu yeterli. İşte. Bakın nasıl uyuyor. Evet arkadaşlar, bütün malzemeleri hazırladık. Hızlandırılmış bir vaziyette. Ben şimdi size yapımını göstereceğim. Gel bakalım kızım, gel. İsmi de hala oylamada, net kararı. Bunun üstüne ben şıngıl söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü kiremit ağır olur. Bir de boya söyleyeceğim. Kulübeyi boyayacağız. O zaman ismini de yazarız. Şu anda hala oylamada. Asena güzel bence de. Evet, hadi bakalım. Neyse, şimdi üstünü hızlı hızlı bir vaziyette yapalım. Evet arkadaşlar, kulübemiz tamamlandı. Şimdi bunun üstüne shingle alacağım ve ismini de ondan sonra yazacağım, boya da alacağım. Şimdi burada kapıyı nasıl yapalım diye düşündük. Zaten burayı yatacağı 6 ayla kadar şu şekilde ufak bir kapı yapmayı düşünüyorum. Şöyle, şimdi bunu da burayı çaktıktan sonra kesim motorunla şuna şekil vereceğim. Evet. Nasıl? Mükemmel. Evet, 15 dakikalık bir uğraşın ardından sonuç bu arkadaşlar. Mükemmel bence. Kapısı var. Şöyle göstereyim. Şimdi köpeğimizi de içine koyacağız. Bakın çatısı da var. Şimdi çatısı su geçirmemesi için shingle gerekiyor. Yani bu zivitli malzeme var ya, onlardan alacağım. Bir de boya alacağım. Bu arka tarafını da shingle ile kaplayacağım. Yan taraflarında, önü hariç. Ve şuraya isim yazılacak. Sprey boyalarım geldikten sonra onu da o videoda çekeriz arkadaşlar. Bugün veteriner gelecek. Dediğim gibi dilini alacağız köpeğin. Dilinin altındaki zarı yapışık. O gelesiye kadar kulübe yapalım dedik. Bence başarılı oldu. Şimdi onu o kulübeyi şuraya koyacağım. Fırının önüne. Bugünlük şuraya bırakayım. Çünkü abimiz geldikten sonra dilini kesersek eğer gözümüzün önünde dursun. Ondan sonra bunu istediğimiz yere taşıyabiliriz. Bir iki kişi rahat istediği yere götürebilir. Bak kızım, ben sana ne yaptım? Bak bak, içine git. Hoppa. Bir öğrensen sen burasını. Bak bak. Bak bak, seni sevdiğin yastığı da koydum. Kimse seni burada beğendi bile ne. Seni rahatsız edemez. Bak. Gayet on numara. Değil mi?
Evet, şimdi Akbaş'ımıza mama da yapalım. Dediğim gibi veteriner gelesiye kadar. Şöyle ekmek içi yapacağım. Şu aygazı bir yakalım. Burada ısınsın. Yumurta pişireceğiz arkadaşlar. İyi gelişmesi için iyi bakmamız şart. Ekmek fazla vermeyeceğim. Burada yoğurdumuz var. Sulandırılmış yoğurdumuz. Bir de peynirimiz var. Süt çok vermiyoruz. Süt ayaklarını yamultuyormuş. Arkadaşlar öyle söylediler. Hani arada sırada ama yoğurt her zaman verebiliyoruz. Ninem de derdi. Çok süt verdiğin zaman köpeklerin ayakları şöyle oluyor. Böyle buk buk öyle olur diyordu. Yumurtamızı kıralım. Şimdi direkt niye yumurta vermiyoruz? Kaynatma yumurta da çok veriyorlar. Kabukla beraber ezip vermek daha da güzel. Yumurtaları yemeye alışmasın diye. Evet, bir yumurta yeterli. Yoksa yumurta yemeye alışırlar. Şöyle bol yoğurdumuzu dökelim. Yumurtamızı sor. İçine şöyle peynirlerimizi de. Lor peyniri yani ekşimik dediğimiz olsa o daha iyi. Gel aslanım. Gel sen gel. Gel. Şunun içine koyayım da tavuklar ona vermesinler. Gel mama yaptım sana. Gel. Bak. Mama yaptım sana bak. Bak. Sen buraya girmeye çıkmayı öğren. Bak gördün mü? Bak. Oh. Dilini kullanabiliyor aslında da. Değil mi? Yok. Ağzının içine sokuyor iyice değil mi? Dili yok. Dilinin sırtını çıkarıyor sırtını. Bakalım veteriner gelsin de ne diyecek. Hadi bakalım. Afiyet olsun ona. Yesin yatsın arkadaşlar. Kulübe nasıl olmuş nine? Vallahi çok güzel olmuş. Çok beğendim. Vallahi ben de kendime inanamadım ama bayağı. Sen bir yendiysen sıkıntı yok. Abi yendim. Gel bakalım arkadaşlar. Bir şey beğendim ama onu beğendim güzel. İyi. Vallahi ben de eski dolap vardı. Mutfağı değiştirince çıkan dolapların parçalarından yapayım dedim. Üstüne şey alacağım ben onun. Şıngıl alacağım üstüne. Bu su geçirmeyen şeyler var hafif. Onlardan kapatacağım. İçinde büyüsün bir daha ya. Niye o? Çok az yeri yapışık değil mi? Gördün mü? Genetik. Genetik çok az yeri yapışık. Kangallarda genelde çoban köpeklerinde oluyor bu. Kangallarda anneden babadan aktarılıyor. Direkt genetik artı şey sıkıntısı var. Bu safkan olduğu için. Damızlıkta kullanamayacağım mı? Niye? Yavrularında çıkma ihtimali çok yüksek. Sıkıntı problem yaratacak mı şimdi bunun için? Yok, bunun için sıkıntı yaratmaz. Bu sıkıntı yaratır sadece. Yemede içmede güçlük çıkartır. Ölümcül bir şey değil de yeme yerken işte su içerken falan sıkıntı yaşar. Yoksa geri kalan anladım. Herhangi bir şimdi bundan olur. Yavru aldığımız zaman da böyle olursa tabii onlar da problem. Tabii ihtimali var. Yani babadan mesela bir babadan 5 tane yavru almışlar. Yani başka bir dişiye açtırmışlar. Aynı şey varmış. Problem varmış. Açtırınca şey çıkıyor. Ben şimdi 2 tane erkek gelecek. Yavrularında çıkıyor. 2 tane de erkek gelecek bunun yaşı. Bunlar bir de şey. Sabra abi buna biz kimlik çıkartamayız mı? Çıkartırız ya. Kimliği basar. Bunun SCR'si mi geleceğim? İşte ana baba kayıtlı. İşte anne babasını o zaman o secere gelsin o zaman çıkartalım. Bircan abi yollasın bana yani ne değerler? Aynen. 9 kuşak mı geriden belli yani. Öyle dedi ya. Tipe bak. Artık nasıl olur bilmem. 2 tane de erkek gelecek. Arkadaşlar Sabri abi Batman kanalı var. Şimdi ben size şunu sorayım. Eğer ki isterseniz Sabri abiyle bir gün geçireceğiz. Daha önceden hatta bir 6 ay önceden konuşmuştuk da koronavirüs girince kaldı. Aynen öyle. Bir video çekeriz. Kendi de kanalı var. Yine ben aşağı açıklama kısmına bırakayım. Bana ilginç sorular geliyor. Hepsinin açıklaması Sabri abinin kanalında var. İşte koyun kuzusu doğmadı, ters döndü, buzağı ileri geldi, ileri gitti. Hepsini size cevaplayacak. Aynen. Yani cevaplıyor da. Birçok videosu da var. Boş değil. Çok şeymiş lan. Bayağı yapışmış. De yayınlarsın. Hadi. Şimdi köpeği uyuşturacağız arkadaşlar. Aynen. Angiloglossi operasyonu bu. Angiloglossi demek dil yapışması doğuştan. Genetik kaynaklı. Daha zaten anne karnında yapışmış bunun dili. Şimdi bunun operasyonunu yapacağız. Dili alt tabakadan ayıracağız.
ve siz de izleyeceksiniz zaten. Evet. Öncelikle uyuşturmamız gerekiyor tabii. Bunun operasyonunu yaparken ağzı kapatır, açar, hareket eder. Sıkı tutamıyoruz. Mecbur uyuşturacağız. Aslında, komple mi uyuşturacak? Tabii komple uyuşturacağız. Uyuyacak yani. Evet, komple uyuyacak. Ağzı açacağız. Dili çekeceğiz. Güzelce operasyonunu yapacağız. Şimdi dil altı mesela çok kanamalı bir yapı. Yani damar fazla. Evet. Ondan dolayı fazla kanama olmasın diye, fazla hareket olmasın diye şey yapacağız, uyuşturacağız işte. Eyvah eyvah. Mecburen. Küçücük yavrunun başına gelenlere bak. Ama ileri doğru bir sıkıntı yapmaz yani inşallah. Aynen. Yok yok, bir herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Sadece damızlıkta kullanılıyor. Yani kaç günde geçer? Hemen geçer ya, dil şey. Arkadaşlar uyumaya başladı. Birazdan tam uyuyacak herhalde, şöyle göstereyim. Şimdi koy bakalım. Hiç kımırdamıyor bile, bakın. Daha var, 5 dakikası var da. Var mı? İyice 5 dakika daha bekleyeceğiz işte. İyice gidecek yani. Evet, sakinledi. Şöyle çekelim birazcık. Evet, operasyon masası bir karton kutunun üstü. Abimiz çünkü telefon ettiğimiz zaman bizim ayağımıza kadar geliyor. Tekrar söylüyorum, Sabri abinin Wetman diye kanalı var. Aşağı linke bırakacağım. İlk başta da söyledim, bir videoda paylaşmıştık. Çok güzel içerikler paylaşıyor. Hayvancılık hakkında bütün soruları bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yeteri kadar uyuştu. Sabri abimiz operasyonu yapacak. Şimdi ben burada kesiyorum. Çünkü yani operasyon gerek. Kan değil mi Sabri abi? Aynen. Kanlı olacak biraz görüntüler. Evet. O yüzden Sabri abimin kanalı da var. Büyük ihtimalle o da yayınlayacak. Çünkü bak o da çekiyor. Birbirimizi çekiyoruz. Olmazsa ben o linki atarım. Siz oradan izlersiniz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bismillah diyelim. Kestiğimiz yere. Çektim. Arkadaşlar ben de kanman zannediyorum da Allah'tan o kadar çok derin şeyi yokmuş. Bakın koptu bile dili. Yani dilinin tutan yeri açıldı bile. Bakın dilini kaldırabiliyor artık. Şöyle göstereyim. Kan bile çıkmadı. Görüyorsunuz değil mi boşalan yeri? Şöyle güneşe karşı arkadaşlar. Fark ettiniz değil mi? Bakın şu kadarcık nokta tutuyormuş dili. Şöyle çevirelim sabrım. Şu kadarcık nokta tutuyormuş. Yalnız cazgır olacak bu ha. Baksana. Evet. Kırılıyor. Şey yapıyor hiç. Yani şu kadar bir nokta ya. Evet. Şimdi şurada gördüğünüz kadar bir nokta. Şu anda dili dışarı çıkabiliyor. Ben onu da size göstereceğim zaten. Çok az da damağa yakın. Şey, dil köküne yakın var. Orasında bir halletsin bakalım. Artık rahatla su içebilecek. Çünkü su içerken bayağı problem Sabri abi. Ya problem yaşar zaten. Yemek yerken de problem yaşar. Yutkunamaz ama dil artık geriye gidiyor bak. Sağ evet. Salmıyor. Yani dilinizi şöyle düşünün. Geri oynatamadığınız zaman ne yemek yersiniz? Aynen öyle. Ne bir şey yaparsınız. Hayvanlarda da aynı. Fark etmeseydik zayıflardı değil mi Sabri abi? Tabii zayıflardı. Ya yemezdi hayvan da fark ederdim muhakkak. Ya bu noktada baksana. Çok artık geliyor. Evet onu fark edecekler zaten. Ben videoda gösterdim. Çok net anlaşılmıyor. Dili dışarı çıkmıyor diyor. Ama kurtuldu şu anda. Kendine de gelir şey evet, yaparsın. Evet aynı şey gibi. Anesteziden yeni kalkan insanlar gibi. Bakın. Birazdan aslan kesilmesin. Daha bir saat daha böyle sersem gezer o ya. Evet arkadaşlar kendine iyice gelsin. O kadar korkacak bir şey yokmuş ya. Niye bu kadar şey yaptın? Hem kanlı olay da yokmuş yani. Ben kan çünkü... Yok bayağı kan geliyor. Bayağı yapışık sandım ben de. Çok o kadar yapışık değilmiş. Çok artık dil geri de gidiyor. Dışarıda çıkıyor rahat rahat. Evet. Bakın burnunu yalabiliyor. Burnunu yalayabiliyor. Sütlendiği zaman yalayamıyor da. Bak evet şundan arkadaşlar dilini görebiliyor musunuz artık bakın. Dil çıkıyor dışarı. Evet bak. Kendine gelmeye başladı. Dilini dışarı çıkıyor ya. Gel bakalım yala gel şöyle. Hala sarhoş gibi ha. Gel kızım gel. Gel benim tatlışım. Kulübe de yaptık bugün ona. Artık rahatla su içebileceksin değil mi? İyi ki fark etmişik. Gerçi eğer geç fark edilirdi ama. Muhakkak fark ederim mi? Yemedikten sonra zayıf kaldım mı? İşte küçükken gelişimi engellemezse sıkıntı oluyor. Şimdi ben buna... Arkaya göstermedim. Evet bacağından çok az iğneden kan gelmiş arkadaşlar. Yine düştü. Kahve mi içeceksin? Bu... Ne vereyim Sabri abi buna? Bir şey önerir misin? Mama mı kullanayım? Ya ben yumurtadır, peynirdir, işte... lor peyniridir, yoğurt suyudur falan veriyorum da. Gel.
Ya zor peyniri verebilirsin. Yumurta da verebilirsin de. Kemik suyu, memik suyu. Gelir de şey yapsan daha iyi olur. Mama mı kullanayım? Mama kullansan dengeli beslensin hayvan. Dengeli aslında. Yavrular için mamalar var. Tamam o zaman. Ben mama da getirttireyim ona. Mama şey de yaparız zaten. Geliştirici hormon yaparız onu. Evet. Çok güzel büyür. Önce ama gençlik aşısını yapmamız lazım. Şimdi sonra da gençlik aşısını yapacağız bunu. Evet şimdi iğne yediği için. Çünkü uyuşması için bayağı iğne yaptık. Daha serhoş bakın dilini nasıl çıkartıyor. Artık rahat çıkartıyor ya. Artık ya köpeklerde dil zaten değil mi? Sabri abi. Aynen. Yani bir suyu ya içerken. En basitinden empati kur. Hani kendi dilinin sabit olduğunu düşün yani. Bir şey yutabilir misin? Bir de bunlar suyu nasıl çekiyorlar? Şak 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 diye böyle aynen. Şeyin içinden. Gel. Gel içmeyecek herhalde. Ben onu doyurdum sen gelmeden önce. Artık burnunu burnunu yalıyor tamam. Hapşırınca geri yıkılıyor. Gel kızım gel. Ne yaptılar sana? Bak bu abi bize çok geliyor. Hop düştü yine. Gel. Bu abi bize çok geliyor. Tanıman lazım. Yani onu havlayacak. Evet. Koyunlara iğne yapmaya gelince avlama, ısırma tamam mı? Benim dilimi kurtardı dersin. Emiyor. İlgisi başka. Biraz da karnı doyukmuş zaten. Aha, ben sen gelmeden bir saat önce falan doyurdum ya. Hadi sağ olasın Sabri abim. Görüşürüz bakalım arkadaşlar. İyi bir operasyon oldu. Şimdi köpeği de göstereceğim. Evet arkadaşlar Sabri abimizin ellerine sağlık. Gerçekten güzel bir iş başardı. Dediğim gibi kangallarda falan gözüküyormuş. O kendi de anlattı. Evet. Bu arada Sabri abiyle gerçekten bir gün geçirme videosu çekeceğim. Çok istiyorum. Siz de yorumlara belirtin istiyorsanız. Bir veteriner bir gün ne yapıyor diye. Çünkü biz aradığımızda mesela 2 saat geç kalsa abi nerede kaldın? İşte şöyle yaptın böyle yaptın. Acil olan durumlar oluyormuş vesaire oluyormuş. Dolu dolu bir gün geçirmek isterim ki kendi kanalında da birçok operasyon aynı bu şekilde kuzuyla ilgili, koyunla ilgili, inekle ilgili videolar paylaşıyor. Onun kanalında bırakacağım. İlk geldiğinde de söyledim. Kanal açtığına çok sevindim. Çünkü insanlara faydalı olabileceğini düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz siz de o kanalı. Şimdi bizim önemli olan ne biliyor musunuz? Kızımız artık dilini burnunu yalayabiliyor. Bir de su içebiliyor. Yani işin şakası burnunu yalaması da artık dilini dışarı çıkarabiliyor. Ben şimdi size göstereceğim. Gelir misin kameraya tutsana? Evet arkadaşlar. Bakın. Ben şimdi size göstereyim. Tekrardan iyice anlaşılsın. Gel bakalım. Gel. Yaklaş. Yaklaş. Bakın arkadaşlar. Dil geri açtığımızda geri gidiyor. Önceden gitmiyordu. Yapışık olan yeri şurasıydı. Burasını küçük bir operasyonla aldık. Artık dilinle su da içebilecek. Bakın şöyle dilini. Bakın. Bakın. Boşaldı. Gördüğünüz sağa sola oynuyor yani. Çıkar bakalım dilini. Çıkar. Çıkar. Daha şeyin etkisi geçmedi yalnız. Narkozun etkisi geçmedi. Sersemliyor. Birazcık kollarında uyusun. Evet arkadaşlar. Operasyonu başarılı bir şekilde atlattık. Kendisine de yavaş yavaş geldi. Şimdi ben bunu buraya bırakacağım. Yanımızda gezinecek. Yani gözetimimiz altında. 3 gün sonra gençlik aşısı yapılacak. Böyle. Bu şekilde. Bir de mama getirtireceğim. Sabri abim de önerdi. Mamayla bak diye. Buna bir güzel bir yavru mamaları var. Onlardan alayım. Güzelce ne besleyelim köpeğimizi. Çünkü o bizim için değerli. Çok bekledik yolunu. Neyse bir dahaki videoda arkadaşlar hani yarın olur öbür gün olur bilemeyeceğim. Koyuna giderim herhangi bir işim çıkar. Yalnız kulübeyi boyayacağız. Kulübeyi boyadıktan sonra ön tarafına isim yazacağız. Evet. Şuraya ismini yazacağız. Üstüne de shingle'lardan koyacağız. Şöyle güzel bir kulübe olacak onun için. Beğenmeyi unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Köpeğimizin keyfi yerinde. Yani kulübenin devamını yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım.